bekleyen bir yönetim anlayışına sahipsiniz. Biz Aydın'ın zenginleşmesinden yanayız. Aydın'ın gelişmesinden yanayız. Tamam. Peki, teşekkürler. Kürşat Bey, buyurun. Ben konuyu başka bir yere çekmek istiyorum da. Şimdi sokakta tabii seçimin psikolojisiyle ilgili gözlem yapıyoruz gazeteci olarak. Şimdi geçen 2014 seçimlerinde yaklaşık olarak bütün partilerin çalışanları, kadın kolları bizim evi 5 kere ziyaret etmiş. Ama bu seçimde sadece AK Parti kanadında değil, yani her diğer kanatta da olduğu gibi sokaklarda seçimlerle ilgili bir çalışma göremiyoruz. Bunlarla ilgili bir herhangi bir faaliyet içerisinde değil kimse. Bu bir seçim stratejisi olarak mı gündeme geliyor, yoksa partiyle adaylar arasında bir kopukluk var da parti o işi biraz daha yavaşlatmalı acaba diye aklımıza geldi. Bunu da sormak istiyorum. Evet. Tabii gençlik kollarımız AK Parti'mizin, kadın kolları ana kademe yoğun bir şekilde çalışıyor. Tabii belki bilmiyorum sizin evinize, çünkü sürekli olarak istişare halindeyiz, toplantılar halindeyiz. Mahalle başkanlarımız var bizim aynı zamanda teşkilat yapısı içerisinde. Gençlik kolları var. Üniversitede kardeşlerimiz var. Herkes çalışıyor. Ama bilemiyorum belki Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilat bünyesindeki görevli arkadaşlarımız, kadın kolları, gençlik kolları, onlar da çalışıyor. Yani bu siyasetin bir, yani siyasetin genel bir hastalığı bu. Sadece işte yani burada da işte Millet İttifakı'nın da çok fazla işte evlette, caddelerde falan görüyor. Bu seçime mahsus bir olay bu. Yani hatta meydana sığmış gibi yani. Sadece yani, meydandaki çadırların etrafında bir seçim havası var yani. Onun dışında bilmiyorum. Biz sürekli sokakta olduğumuz için diğer taraf arkadaşlarla konuşuyoruz. Onlar bize sürekli yapmış olduğu ziyaretleri, etkinlikleri bize mail olarak, WhatsApp'tan, başka raporlar olarak kendi aramızda yaptığımız haftalık rutin toplantılarda yapmış olduğu etkinlikleri söylüyor. Yani tabii her yıl bir seçim yaşandığı için bir de ülkemizde. Onun da getirdiği bir yorgunluk olabilir ama ben bu dönem bizim özellikle Cumhur İttifakı ile çok güzel bir uyum var aramızda. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında hakikaten çok güzel bir uyum var. Yani bunu sizlerin huzurunuzda ve bizi izleyenlerin huzurunda biz kendi kendimizi motive etmek adına söylemiyorum. Hakikaten samimi olarak söylüyorum. Çok güzel bir uyum var. Ahenk var. Yani onu biz birlikte yaptığımız açılışlarda, birlikte ilçelere gittiğimiz ziyaretlerde, onu zaten vatandaşlar da görüyor. Teşkilatlarımıza yaptığımız ziyarette bunu herkes gözlemliyor, görüyor. Yani ben öyle bir şeyi gözlemlemedim. Ama arkadaşlarla tekrar bir değerlendirme yaparız. Belki sizin evinize, sizin mahallenize, sizin sokağınıza, apartmanınıza. Girne mahallesinde oturuyorum. Evet. Yani o etrafta böyle bir çalışmanın olmadığıyla ilgili. Yani ben mesela Girne mahallesinde, Girne 3 hafta önce biz akşamları dolaştık, kafelere dolaştık. Belki evlere akşam vakti, gündüz vakti bilemiyorum arkadaşlar giriyordur. Biz evlere tek tek girmiyoruz ama oradaki o iş yerlerini gündüz de gezdik, akşam da gezdik. Ve kalabalık bir grup halinde. Seçim. Zannediyorum o sık sık olan seçimler millet biraz yordu. Olabilir. Şey olabilir, orada olabilir. Anahtar kelime o. Millet biraz yordu o nedenle. He, buyur Aydın Bey. Teşekkür ediyorum. Mustafa Beyciğim. Evet. Benim ilk sorum şu. Belediye başkanı olduğunuz zaman Aydın'ın sadece Aydın Turizmi, Kuşadası ve Didim'dir. Aydın'a demişsin, daha önceki demeçlerinden duydum, 10 milyon turist getirecek. Bu 10 milyon turisti Aydın'ın neresine getireceksiniz? Didim Kuşadası hariç. Bir tarımsal kent olarak. Aydın tarım şehri. Tarımsal kent olarak. Turizm konusunda turizm kenti olarak diğer şehirlerle yarış içine sokabilecek misiniz? Bir Aydın. De, Aydın evet. Şehir içine söylüyorum. Didim Kuşadası değil. Birinci soru bu. Bir de şeyiniz var. Seçim vaatleri arasında turizmi 3 aya değil 12 aya. 12 aya. Evet. Bunun hakkında. Bir ikinci soru ona ilaveten biraz daha su konusunda dediniz. Belediye başkanı olduğunuz zaman su ücretlerini nereye getireceksiniz, nasıl yapacaksınız efendim? Evet, tekrar söylerim abi. Zarar yok abi. Allah razı olsun. Tekrar söylerim ya. Söylemenin yani kamuoyuna aydınlatmanın bir zararı yok abi.
Kamuoyu Aydın. Tabii hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Aydın bir turizm kenti diyoruz, Aydın bir tarım kenti diyoruz ama ve jeotermal olarak termal kenti diyoruz ama hep bunları buluşturma noktasında, birbiriyle konuşturma noktasında eksikler var, yetersizlikler var. Tabii bununla ilgili planlama da yapılması lazım. Şimdi biz Kuşadası'nda turizm termal bölgeleri oluşturacağız. Didim'de aynı şekilde. Ve Didim'in hakikaten havası, o oksijen özelliği birçok hastalıklara, akciğerle ilgili, KOAH hastalığı çok faydalı yani baktığınız zaman. Bizim Antalya'dan bir eksikliğimiz yok o anlamda. Didim bölgesi özelliğinde ve spor kompleksleri yaparak efendim jeotermal o bölgeleri turizmle buluşturursak dünyada büyük emeklilik fonları var. Büyük emeklilik fonları var. Ve gelmeye hazır, yatırım yapmaya hazır. Siz sadece o yatırımcının önünü açacak işlemler yapmanız lazım. O alanları belirlemeniz lazım. Hazır bakın görüşmelerimiz de var o fonlarla, o yatırım, emeklilik fonlarla. Biz geleceğiz, burada yatırım yapacağız diyor. Bir diğer bizim tarımı turizmle buluşturacak bir başka projemiz. Tabii Aydın'ımızda şu anda bir tane üniversitemiz var. 68 bin öğrencisi var. Şu anda artık yetersiz olmaya başladı. Sayı olarak da fiziki koşulların. Bizim ikinci, üçüncü üniversite konuşuyor olmamız lazım. Bunun geçen dönem mücadelesini verdik ama devam ediyor aslında üniversite. Ve ben 1,5 yıldan beri işin üzerinde olduğum bir proje bu. Tarım Bilim Üniversitesi. Onu şu şekilde eleştirenler, kemiyet artarsa keyfiyet düşer. Biz ikinci, üçüncüyü düşüneceğimizde de acaba birinciyi daha kaliteli hale her yönüyle fiziki mekanik. Rekabet olur hocam. Rekabet olur. Tamam. Yani şimdi tek başına olduğu zaman bir üniversite ama ikinci bir üniversite kurulur. Üçü rekabet olur öğrenci çekmek adına. Tamam. Siz hem o rekabeti sağlayamıyorsunuz hem de öğrenci çekmek için Aydın'ın cazibe merkezi haline gelmesi lazım. Çocuklar buraya sosyal aktivite olarak buraya cazip kılacak bizim o ortamı da oluşturmamız lazım. Gençlerimiz için. Böyle bir kafe var. Bir tane forum var. Gençlerin gideceği başka yer var mı? Yok. Onun için spor alanları yapmanız lazım. Başka aktiviteler yap. Yani bilim, Tarım Bilim Üniversitesi. Bu klasik bir tarım üniversitesi olmayacak. Özellikle Didim'de hazine arazilerimiz var Aydın Bey. Bu hazine arazileri üzerinde uygulamalı tarımı geliştirmek adına bir tarım teknoparkını oluşturmak ve ben bu projeyi üniversiteden hocalarımızla yaptık. YÖK başkanımızı, cumhurbaşkanımıza, tarım bakanımıza bunu verdim. Şu anda bu çalışma devam ediyor. Ve biz bunu önümüzdeki dönem benim projelerim içerisinde bunu gerçekleştireceğiz inşallah. Bir de tabii Aydın sadece turizm denince Kuşadası ve Didim'den ibaret 23 tane antik kentimiz var. Bakın 23 tane antik kentimiz var ama biz bu antik kentleri yeteri kadar tanıtamıyoruz. Ve Aydın'da yaşayanlar bile bu antik kentleri bilmiyor. Aydın Bey bilmiyor. Bakın bilmiyor 23 tane antik kenti Aydın'da yaşayanlar bile bilmiyor. Birçoğunun Aydın'da yaşayanlar gitmemiştir. Bakın ayrıca biz bazen gençlerimizi sorduk, arkadaşlarımızı sorduk. Tatilinizi nerede yapmak istersiniz? Bodrum'da Antalya'da diyor. Ya bakın Bodrum'da Antalya'da tatilimi yapmak istiyorum diyor. Ya Antalya'da ve Bodrum'da yaşayan başka yerde tatilini yapıyor mu? Yapmıyor, orada yapıyor. Bugün Antalya 13 milyon turist geliyor. 13 milyon. Aydın'a ne kadar geliyor? 1 milyon geliyor. Biz hedef ne 2023'te 50 milyar revize ettik şimdi 70 milyon turist dedik. Bu 60 milyara çıkacak belki de o turizmle elde ettiğimiz. Biz bu pastadan pay alamıyoruz. Biz o nedenle bu Aydın'ın potansiyelini düşünerek biz turizmden daha fazla pay alacağız. O rakamlar bugün 1 milyon rakamları iddialı bir şekilde yukarılara taşıyacağız. Aydın'ın içerisindeki çok tarihi dokularımız var. O kimliğimiz o kimliği açığa çıkartacağız. Ya birçok Şirince dünya kadar insan geliyor Selçuk'ta. Ya bunun örnekleri var. Bursa'da bunun örnekleri var. Bu tür örnekleri arttırabiliriz, yapabiliriz. İnsanımızla, buradaki tarihi dokumuzla, kimliğimizle, ören yerlerimizle, sadece güneş, deniz,
kumdan ibaret değil turizm. Evet. Bunları süresini arttırabiliriz. Buna uygun bir potansiyelimiz var. Küçük dokunuşlarla, küçük ama küçük dokunuşlarla, sonra da onları büyüterek bu pastadan daha fazla pay alabiliriz. İkinci konuya geçiyorum, uzatmıyorum. Ben bir su. Şey ilave edeceğim. Su. Bir şey. Seçim arabanın koltuk sayısı 46'dır. Doğru mu? Şu anda giydirilen seçim arabanın koltuk sayısı 46'dır. 11 metre uzunluğundadır. Sizden ricam, yarın... Yok, yarın 46 değil benim o otobüsün. Kaç arabanın? Bir sırası tekli. Bilmiyorum. Yarın otobüs aracınızda. Kemerden lütfen... Üç göldere çıkabiliyor musun? Çıkamıyor musun? Evet, doğru söylüyorsun. Lütfen çıkın. Doğru söylüyorsun. Çıkabiliyorsanız... Çıkamıyor. Evet, doğru söylüyorsun. Aydın turizmi ne zaman göreceksin? Evet, bak onunla ilgili projem de var. Teşekkür ederim. Yolları genişleteceğiz dedik. Orası şehrin içerisinde kimsesiz, terk edilmiş bir yer orası. Orayı ışıklandıracağız. Milletin şehrin içerisinde. Ama 2009'da neyse, eleştirmeye tekrar girmek istemiyorum. Böyle birkaç otobüsle şehrin içerisine turist getirerek ben şu kadar turist getireceğim. Bu tür söylemler, bu tür şovları biz yap. Biz evet. İcraatımızla şov yapacağız. Hizmetimizle şov yapacağız. Su. Heh. Evet. Su Türkiye'nin en pahalı suyunu, bunu iddialı olarak söylüyorum, kullanan Aydın. Ve gittiğimiz her yerde, bizim araştırmalarımız da var. En çok şikayet edilen konuların başında Ahmet abi su faturası geliyor. Kahvecilerden, esnaf, diğer esnaftan, vatandaştan su ve oran olarak çok yüksek ha. Elimizde rakam var, somut. Ben matematik adamıyım. Hesap kitap adamı. Başta neydi? Etkin bir bütçe yönetimi yapacağız. Etkin gelir gider yönetimi yapacağız. Ve Nisan ayında meclisimizde alacağımız ilk karar su ücretlerini %50 indireceğim. 5 yıl boyunca da zam yapmayacağım dedim. Tabii Sayın Başkanımız dedi ki biz elektrik kullanıyoruz dedi. Bisiklet pompasıyla mı elektrik üretiyoruz dedi. Tabii siz cazibeli su kullanmazsınız. Cazibeli su kullanmayla ilgili yatırımlar yapmazsınız. Elektrik maliyetiniz artar. Pompayla artar. Zaten apartmanın girişine kadar siz o elektrik kullanıyorsunuz. Ondan sonra hidroforla biliyorsunuz yukarı çıkıyor. Yani netice itibariyle bunun teknik detayları var. Buralara girmek istemiyorum. Biz bunun maliyetini hem aşağı çekeceğiz. Artı biz mevcut bize verilen kaynaklarla biz elektrik üretimiyle ilgili, güneş enerjisiyle ilgili bunlar da yapacağız. Efendim çöpten enerji de üreteceğiz. Yani kendi öz gelirlerini artıracak işler yapacağız. Evet. Belediyenin öz gelirini artırmak. Bunlar önemli. Yani öyle şirketler kurarsınız ki, öyle işler yaparsınız ki belediyenin öz gelirleri artar. Bu da bizim işimiz. Parayı yöneten bunu da yapar diyorum. Bu evet. Kadar. Evet. Tamam. Şimdi efendim Karpuzlu'dan Necip Saraç der ki biz Aydın'ın en geri kalmış bir bölgesiyiz. Mustafa Bey heybesinde bizim için ne vardır der. Bu bir. Bir de Sultanhisar'da Çilekçi Mehmet Uysal der ki ben çilek serası vuracağım. Jeotermalle. Efendim evet. Bunu ısıtmayı düşünüyorum ama şu anda ben bu şeyi kuramıyorum. Benim bütçem de buna müsait değil. Kanun da müsait değil. Mustafa Bey bunlara ne cevap verir der. Ben de bunu sorayım. Buyurun. Evet. Necip abiye buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Karpuzlulu. Necip abiyi tabii geçmişten beri, çok eskiden beri tanırım. Halk Bankası'nda çalışırken, o da Esnaf Kefaleti Kooperatifi Başkanı olması nedeniyle Karpuzlu hakikaten onu kendi kendine yeten bir ilçe haline getirmemiz lazım. Daha da hareketlendirmemiz lazım Karpuzlu'yu. Bunu yapabilmekle ilgili projelerimiz var. Özellikle biz oraya bir hastane yaptık. Ama esas bizim Karpuzlu, Aydın, Milas yolunu biz açıyoruz. Açtık da birçok şeyi açıldı. Az kısa bir mesafe var. Onu da gidereceğiz.
Orada bir trafik, orada bir hareketlilik artacak. O da şehre ayrı bir hareketlilik, ayrı bir ivme kazandıracak. Orada da yalnız her seçimde gündeme gelir o. Milas Karpuzlu yolu. Ya bitti. Orada, tabii bitti. O, yol bitti. Tamam. Orada bir şey kalmadı. O bitti. Evet. Çok az bir yer var. Asfalt olur. Onu da yapacağız. O yol bitti. O ayrı bir oraya ivme katacak. Tabii orada üretilen ürünlerle ilgili orada paketleme, işleme, onların pazarlaması gibi bir takım şeyler kurmamız lazım. Tabii bizim hemşehrilerimiz orada yüksek okul istiyorlar. Yani orada bir hareket. Üniversiteyle görüşmelerimiz devam ediyor. Oranın ihtiyaçları doğrultusunda fiziki alanları da oluşturursak orada bir yüksek okul olabilir. 2 yıllık, 4 yıllık, 4 yıllık olmasa 2 yıllık. O şehri biraz da hareketlendirebilir. Gelelim Sultanhisar'a. Sultanhisar'ın ötesinde incir, çilekle ilgili ve diğer bizim bu bereketli topraklarda yetişen ürünlerle ilgili seracılıkta. Bunu jeotermal nasıl kullanılır? Evet. Şimdi mevcut yasal durum bunu çok fazla imkan vermiyor. Evet. Ama bizim bununla ilgili çalışmalarımız var. Son valinin yapmış olduğu bir elindeki jeotermal sahanın ihalesiyle ilgili sözleşmede oradaki jeotermal kaynaklarının sıcak suyun üreticiye verilmesiyle ilgili bir madde var. Evet, verilmesiyle ilgili bir madde var. Orada ve önümüzdeki dönem bizim de görüşmelerimiz devam ediyor. Bu elektrik üreten, jeotermal elektrik üreten firmalardan sıcak su temin etmeyle ilgili ve bizim organize seracılık bölgesi kurulması ile ilgili bir çalışmamız var. Burada ama asıl sadece lokasyon, belli bir lokasyonda seracılık değil, Germencik'ten Buharkent'e kadar bir imar planıyla bir organize seracılık bölgesi oluşturulması. Bunu 5'er dönüm, 10'ar dönüm, 20'şer dönüm, 25'er dönüm parsellere yapıp buraların yollarını, altyapısını hazırlayıp buralarda soğuk hava depoları kurup bunun orada Aydın'ın bir seracılık üssü olması adına ne yapılması gerekiyorsa önümüzdeki dönem hem belediye hem hükümetle işbirliği içerisinde bunu gerçek. Şimdi bakın Antalya'dan özellikle Antalya'dan birçok yatırımcı artık Aydın'a yavaş yavaş gelmeye başladı ve burada yatırım yapmak istiyorlar. Ama işte bu yatırım yapmak istiyorlar ama bu yatırımcıların önünü açacak. Evet. Onlara bir rehberlik edecek bir şey gelecek. Efendim bu birebir söylediğinizle ilgili olarak 1 Mart 2018'de yapılan bu ihalede dediğiniz bu hüküm ihalenin şartnamesinde var. Fakat ilgili şirkete ihale edildikten sonra sözleşmede buna ilişkin hüküm olmadığını biliyor musunuz? Çok ilginç. İhale şartnamesinde bu seraya ilişkin, sera alanlarına verilmesine ilişkin şartnamede hüküm var. Fakat Aydın Valiliği bunu sözleşmesini yaparken sözleşmede buna ilişkin hüküm yok. Bizle konuşulan, bizim de konuşulan konuda Sayın Valimizin bizzat bize ifadesi, bize söylediği o firma orada sera kurmak isteyen yatırımcılara sıcak su verilmesi konusunda serayı ısıtması konusunda hiç herhangi bir mevzuata aykırı uygulama olmadığı yönünde ifadesi var. Efendim, evet. Sözleşmedi. Lütfen yani, bir not alın. Tamam, not almamıza gerek yok. Not almamıza gerek yok. Sözleşmeye bakarsanız tamam, ben sözleşmeyi alırım. Sayın Valiyle gerekirse birebir sizi görüştürürüm. Tamam. Bakın burada tamam. Net söylüyorum. Hayır. Sayın Valiyle bizzat sizi görüştüreceğim. Peki efendim. Bizzat evet, Sayın Valiyle görüştüreceğim sizi. Tamam. Peki, şimdi konu anlaşıldı. Ahmet abi buyurun. Kaç tane soru sorayım başkan? Efendim? İstediğin kadar. Kısa, hepiniz üçer tane dörtler tane soru sorun. Efendim kısa, kısa. Başlangıçta söylediğim şeye sadıkız. Kısa ve net olsun. Ve sen mümkün olduğu misin? Kadar fazla soru İstediğin soralım. İstediğin kadar soru sorabilirsin. Orada kendini ifade etme fırsatı bulsun. Buyurun. Denizli'nin doğalgaz kullanma fiyatıyla Aydın'ın doğalgaz fiyatının ne olduğunu biliyor musunuz? Ve arada %25 Denizli'nin ucuz kullandığını biliyor musunuz? Notunuzu alın lütfen. Evet. Ben biraz sonra size belgesini sunacağım. Şimdi
Ben şu hallerini sorayım, unuturum. Bir ben çağdaşıyım da onun için. Bir saniye, estağfurullah. Ahmet abi, Ahmet Bey. Şimdi Ahmet abi. Şimdi biz Mustafa Savaş olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ben buradayım. Ve bizi izleyen kardeşlerimize, hemşerilerimize önümüzdeki dönem Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yapacaklarımızla ilgili söyleşi yapmak için buradayız. Genel siyaset, genel ekonomi, genel konuları konuşacaksak onu başka bir zaman, bir saniye, başka bir zaman, başka bir yerde konuşuruz. Biz genel siyasetle ilgili, genel ekonomiyle ilgili, genel konularla ilgili 24 Haziran onun hesabını verdik. Bak, onun hesabını verdik. Onun hesabını 24 Haziran'da sandıkta verdik. Sandıkta millet iradesini gösterdi. AK Parti birinci parti yaptı. AK Parti iktidar yaptı. Aynen, Sayın Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı hükümet sistemini getirdi. Şimdi biz burada Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, önümüzdeki dönem belediye başkanı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak neler yapacak? Efendim elektrik faturası, efendim doğalgaz, efendim domates, efendim sivri biber, efendim patlıcan. Ya bunları konuşarak, bunları konuşarak önümüzdeki dönem belediye başkanının vizyonunu tartamazsınız. Önümüzdeki dönem belediye başkanı olacak kişinin yapacaklarını sorgulayamazsınız. Biz belediye başkanı olarak önümüzdeki dönemde Mustafa sen ne yapacaksın? Bunu sor. Peki. Ahmet abi. Doğalgazı, doğalgazı niye soruyorsun? Hayır, ama sualimin sonucu bir gelmedi dakika. Mustafa Bey. Biz keşke bu kenti keşke doğalgazla değil de jeotermal ısıtsaydık. Bunu konuşalım. Keşke kent ısıtmasını doğalgaz değil de kent jeotermal ısıtsaydık da vatandaşımızın cebinden para çıkmasaydı. Daha bunun örnekleri var. Bunları niye yapmadık? Bunlarda niye geç kaldık? Bunları konuşalım. Canım, güzel kardeşim. Biz elektriği konuşacağımızı, doğalgazı konuşacağımızı, kent ısıtmasında jeotermal bu kaynakları seralarda niye kullanamıyoruz? Bunları konuşmamız lazım. Mustafa'cığım, evet. Yaklaşık 6 aydan beri Denizli'nin su parasıyla Aydın'ın su parasını karşılaştırıyorsunuz. Siz karşılaştırıyorsunuz. Evet. Ben de şimdi size Aydın'ın doğalgaz metreküp fiyatıyla Denizli'nin metreküp fiyatını karşılaştırır. Belediyecilik hizmeti değil ki doğalgaz. Ahmet abi, belediyecilik hizmeti fiyatı belirleyen yetki, inisiyatif su da belediyede. Suyla ilgili inisiyatif belediyede. Doğalgazın inisiyatifi belediyede burada, değil. Genel yani, siyaset. Yani burada bir araya gireceğim. Biz sayın adayımıza soru yöneltirken genelde belediyelik hizmetleriyle ilgili, evet, iktidarla ilgili bir şey olursa onu başka, onu bir, başka bir programda, onu başka bir programda şimdi, seve seve dış politikayı, tabii, iç siyaseti, ekonomiyi, diğer başka konuları, istihdamı, her şeyi saatlerce konuşmaya hazır, tabii, olduğumu burada ifade etmek istiyorum. Peki. Evet. Ben sualimi yine, tabii, sormuş olayım. Mustafa'cığım, üniversitenin elinde 2000 dönüm Çakırbeyli altında arazi var. 2000 dönüm. Evet. Evet. Kuracağınız Tarım Bilgi Üniversitesi. Bilim Üniversitesi. Uygulamalı teknoloji barındıran. Evet. Orada mı kuracaksınız? Hayır. Ben suallerimi sorayım da. Hemen cevabını vereyim. Kısa. Daha önceden hazırlıklarımız var. Kuşadası ve Söke'de bununla ilgili fiziki alanları yerleşki olarak hazır. Ve orada imar planında 1.800.000 metrekare artı 700.000 metrekaresi de kamu arazisi olan yer var. Çünkü bununla ilgili biz 1,5 yıldan beri hazırlığımızı yapıyoruz. Bu söylediğimiz proje ayakları yere basan bir proje, orada yer hazır. Yerleşke dedim Söke ve Kuşadası yerleşke olarak orada bölümleri de hazır. Onun hangi bölümlerde oluşacağı da hazır. Teknoparkı'da, Tarım Teknoparkı'nda Didim'de. Tarım hazine arazilerinin olduğu yerde. Tamam, anlaşıldı. Buyur abi, devam et. Tabii. İkincisi, sizin de içinizde olduğunuz Mehmet Erdem, sen, ben, değerli kardeşim olaraktan şu anda hep tarımla ilgili konuşma yapıyoruz. Tarım kenti aydın. Tarım kenti. Evet, bundan 3 yıl evvel sizin de desteğinizle
Acarlar'da hal binası yapılış yaptı. Evet. 80 dönümün içinde. Özlem Hanım da bununla ilgili finansmanı sağlayacaktı. Evet. Bununla ilgili olaraktan kamu yararı valilikten çıktı. Siz çıkarttınız. Sizin iktidarınıza çıktı. Maalesef bu araziyi köy tüzel kişiliği vasıtasıyla milli eğitime verildi diyerekten ki İstanbul'daki büyük tüccarların biz tarladan mı geleceğiz, lahanayı alacağız dedikleri yerde uluslararası bir hal yapılacaktı. Bununla ilgili bir düşünceniz var mı? Acarlar'da, Aydın'da 3 yerde bölge hali kuracağız. Acarlar'da kuracağız bölge hali. Orada bir gecikme varsa, orada bir sıkıntı varsa onu da önümüzdeki dönem diyalog kurarak, siyaset kurumuyla diyalog kurarak, efendim bürokratlarla, bürokrasiyle diyalog kurarak bunları aşacağız. Ben buna bir ilave yapayım. Sayın Valimiz bu konuyla ilgili olaraktan bir pazarlık marjına oturtmuştu. Dedi ki bilmem neredeki arsayı verirlerse biz de orayı veririz dediler. Onu bilginiz olsun. O detayları o kadar bilginiz bilmiyorum. Olsun. Evet. Kürt'le ilgili şeyi sormuyorum. Kürt'te KDV'yi ve vergiyi kaldırdınız. Onu sormuyorum. Çünkü o hükümetin konusu. Sultanhisar'la ilgili olarak da ya sormuyorum. Allah'ını seversen Ahmet abi ya. Sultanhisar jeotermali ile Aydın'da ilgili... Kürt yiyen yok bir kere. Aydın sıcak memleket ya. Ya Allah'ım ya, Aydın'da, ayrıca... Aydın'da Aydın'ı çok temsil eden bir sorun değil. Aydın'ı sormuyorum. Sormuyorum. Bir saniye. Sapmayalım. Evet, ya, ben sapmıyorum. Yani Kürt'ten alakası var. Sultanhisar'daki jeotermal korillerin konusunu Özlem Hanım'a bizzat sordum. Evet. Sattığı filan yok. Büyükşehir'le birlikte oradaki jeotermali şehrin ısıtmasında, soğutmasında ve tarım arazilerinde kullanılacak. Mutlu olurum. Doğru mu? Çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Hayır. Peki. Eğer öyle yaparsa. Evet. Ama onu biz yapacağız. Ayba konusunu onu biz yapacağız. Mustafa Bey, onu, Ayba konu bir dakika. Üçün tura bırakalım. Hayır, olsun, ben sorsun. Üç tane tamam, sen, sorsun. Müsaade aldım da söylüyorum bunları. Bakın ben kısa geçer. Şöyle hocam ben uzlaşma konusunda ben iyi olduğumu söyleyeyim. Şimdi Ahmet abiyle hocam sizin aranızı bulabilirim. Buyurun sorsun. Bak bizi birbirimize düşürdü. Ben uzlaşma konusunda iyi olurum. Evet abi. Bir kere en çok hoşuma giden ne biliyor musun? Ne bu abi? Seçimlerde inanılmaz bir demokrasi uzlaşısı var ve büyük espri var. Şimdi ben başka bir şey daha soruyorum. Espri bir zekadır. Zeka ürünü. Tabii zeka olmayan yerde espri olmaz. Olmaz tabii. Ayba konusunda çok güzel bir yaklaşımın oldu. Evet. Dedin ki biz bunu devam ettireceğiz. Tabii ki abi. Tabii bunda, ki. Peki niye yasakladınız? Bakın. Ayban hangisi yasaklandı? Bir dönem bir dakika, görevi yasaklandı. Erzakla ilgili, sosyal belediyecilik tarafıyla ilgili kısmıyla ilgili bizim bir şeyimiz yok. Onu devam ettireceğiz diyoruz. Ha siz sağlıkla evde, ilgili. Evde, bakın orada bizim İl Sağlık Müdürlüğü, Sayın Valiliğin almış olduğu bir karar. Yani netice itibariyle bir eksiklik varsa, mevzuat aykırı bir uygulama varsa o eksikliğin giderilmemesi neticesinde orada bir yasaklama oldu. Sonra o eksikliği belediye giderdi. O izni tekrar verdi. Ben de önümüzdeki dönem belediye başkanı olarak bu sağlık hizmetlerini daha kurumsal hale getirebilmek adına mahallelerde, yukarıda, köylerde hemşerilerimiz, vatandaşlarımız gelemiyor. Yaşlı amcalarımız, büyüklerimiz gelemiyor. Sağlık tırı bir projemiz var. Onun içerisinde bir daha devam edeceksiniz. Tabii ki devam edeceğiz tamam. Abi. Dahiliye doktor olacak, uzman doktor olacak, efendim diş doktor olacak, kadın doğum doktor olacak. Bir de onun dışında bir de oraya veteriner koyacağız. Hem can hem canan biliyorsunuz yani. Orada veteriner de gittiğinde hem sağlık tırıyla beraber oradaki hayvanlarımız da bakacak. Sorular tamam ama yok abi. Bir tane daha var. Ne o şikayetiniz mi yok, var beyim? Siz ama bakın hepiniz üçer dörder sordunuz. Şimdi, ben daha tam, bir üç tane bitirmedim. Hocam sorabilir. Yani Ahmet sağ olsun güzel dedi. Ahmet Bey. Aralık güzel dedi. Sonra sorun diye birbirinizi sataşmayın. Kendi zamanınızı yiyorsunuz. Evet. Devam edelim Ahmet Bey. Tamam. İşte ben uzlaşma olarak. Mustafa'cığım. Efendim abi. Benim güzel kardeşim. Et kaç para?
Ankara'da ve Aydın'da. Dana eti. Dana eti. Şimdi farklı farklı. Ve devam ediyor. Ve devam ediyor. Siz kuşbaşı alırsanız farklı. Kıyma alırsanız İstanbul'da farklı. Perisola alırsanız farklı. Efendim. Siz o, ne tüketiyorsunuz? Efendim yani. Ben yörük olduğum için kuzu tüketiyorum efendim. Ben kuzuyu seviyorum efendim. Sevgili Mustafa kardeşim. Evet. Şimdi Aydın Büyükşehir Belediyesi sakız koyunu üretiyor. Ve Ege Eti Çin'e de kurdu. Bunu evet. Devam edecek misiniz? Daha kurumsal hale getirip, daha etkin, daha efektif hale getirip devam edeceğiz tabii. Niye devam tamam, ettik? Teşekkür ederim. Tamam. Yalnız, sualim yalnız, yalnız, yalnız bakın şurada bir siz konuyu açtınız. Hayvancılıkla ilgili, mezbayla ilgili. Şimdi Dalama'yla ilgili dağıtılan bir broşür var. Büyükşehir'in. Diyor ki süt yemi diyor 75 lira diyor. Biz bu işi bilen arkadaşlar bizzat getir. Bakın dedik. Biz bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Bizi lütfen boşa falan düşürmeyin yani. Bak, boşa düşürmeyin. Protein yok diyor. Bu işi bilen. Şimdi bir yerlere mesaj atıyorsan bunun cevap hakkını kullanmak için atma ben, yani. Ha. Fotoğrafını çekeceğim. Ha, ya bana ver. Yok abi vardır zaten. Bende yok. Veririm ben sana abi. Tamam oldu. Niye? Ne demek istiyorsun sen? Estağfurullah. Bak şimdi ya. Estağfurullah. 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 Bizim olduğumuz yerde kavga olmaz. Hem uzlaşıcıyım diyorsun hem yok, de bizi. Yok yok kavga olmaz bizim o. Protein yok diyor. Bunun içerisinde protein yok diyor. Protein oldu mu bunun fiyatı arttı. Besi yemi 67 lira. Protein yok içinde. Bakın. Burada doğru mesajlar vermek lazım. Doğru bilgileri kullanmak lazım. Sonra arpa ezmesi 58 TL diyor. Kooperatifte bizzat kooperatif başkanı söyledi. Bizde 56 TL dedi. Bizde 56 TL. Değirmende de 54 TL dedi. Şimdi belediyenin bizzat dağıttığı broşürde böyle bir bilgi var. Ayrıca diğer konulara girmiyorum. Biz diyor Dalama'da Aydın büyümeye devam ediyor diyor. Bak Aydın büyümeye devam ediyor. Doğru. Sorunları büyümeye devam ediyor. Bak, ben bir tespiti burada. Sorunları büyümeye devam ediyor. Maalesef. Keşke bakın. Keşke ben burada bunları konuşmak istemezdim. Konuşmuyor olsaydık keşke. Yani. Hakikaten sorunları büyüyor. Evet. Yani biz kalıcı, sürdürülebilir, kurumsal çözümler üretemiyoruz. Belediye olarak, yerel yönetim. Palyatif, geçici, pansuman tedbirler. Bunlarla ne tarımı, ne hayvancılığı. Kaldı ki Büyükşehir yasasında çok önemli madde var. Tarım ve hayvancılığı geliştirmeliyiz. Siz buraya bütçe ayırırsınız. Bütçe ayırırsınız. Bu işi bilen insanlarla işbirliği yaparsınız. Yani yapılacak çok iş var. Önümüzde gidiyorum. Sadece bir örneği ben evet. Burada söyledim. Tamam. Evet. Bu örneği bilecek istersen çekebilirsin abi. Ama bir yerlere belki... Ya sağ ol. O zaman sözünü geri al. Sözümü geri alıyorum. Tamam. Ha, buyurun. Şimdi Mustafa Bey... Efendim abi. Kızılcaköy'ün hikayesini biliyor musunuz? Bunu... Şimdi bakın, diyeceğim. Bakın. Biz başka bir şey anlatacağım. Bakın ama bakın. Bir saniye ama bakın bu belki de konuşmaya devam ederiz. Bir gün... Özel olarak bakın bir şey söyleyeyim. Halkın size bakın, iletmemi istediği bir anladım. Şey var onun için söylüyorum. Tamam bir saniye. Halkın adına söylüyorum. Hocam halkı dinlemek bizim vazifemiz. Onlar adına bir şey söyleyeceğim. Tamam, bakın şimdi belki de bu konuşmamız bu söyleşinin çok önemli bir bölümü jeotermal. Ben bunu garipsemiyorum. Normalde buluyorum. Çünkü Aydın'da en çok konuşulan konuların başında jeotermal. Konuşacağız elbette. Ama yani şimdi... Daha birçok konuşmamız gereken, birçok anlatmamız gereken Aydın'la ilgili konu var. Sizin de elbette hak veriyorum. Sizin de uzmanlık alanınız bu. Uğraştır. Sadece biri olarak bakın ben bir tek ben soruyorum. Diğer arkadaşlarımız özellikle o konuda soru sormayacağını söylediği için onların hakkını alarak soruyorum bunu. Evet. Şu efendim şu. Halkın size sormamı istediği için soruyorum. Evet bunu. Sordum. Kızılcaköy olayı diye tanımlanan olay çiftlik alanının ihaleye çıkartılmasıyla ilgili. Çok hızlı geçiyorum. Çiftlik alanı ne? 2009 yılında bu alanlar paylaştırılırken Aydın Valiliği tarafından ihaleyle dağıtılırken, verilirken
Burayı Aydın İl Özel İdaresi satın alıyor. Ve Aydın'ın parasıyla satın alıyor. Burası çok önemli bir vurgu. Aydın Büyükşehir Belediyesi kurulmasından sonra da bu yer paylaşım sırasında valilikte ve ay taraflarında. Biliyorsunuz da. Biliyorum. Sıkıntı şurada. Sıkıntı şurada. İlk tepkileri bu. Aydın'a ait olan bu çiftlik alanının Aydın'ın halkının iradesi dışında bir ki Germencik ve o yöredeki kirliliğin suçlandığı şirketlerden birine buranın kiraya verilmesi doğru mu? Birinci sorun bu. İkinci sorum şu. Çevresel etki yönetmeliğinin, ÇED yönetmeliğinin 6 taksim 3. maddesi şunu diyor. ÇED olumlu ve çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir. Kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin, yapı, kullanım ruhsatı verilemez. Proje için yatırıma başlanamaz, ihale edilemez, hazırlık yapılamaz deniyor. Kızılcaköy halkı şunu soruyor. ÇED yönetmeliğinin 6 taksim 3. maddesi bu hükmü içerirken daha ÇED süreci tamamlanmadan niçin bizim topraklarımıza bu şirket gelip bu çalışmalara yönetmeliğe aykırı olarak başladı? İkinci sorum. Üçüncü sorum, niçin devletin jandarması burada bu şirketin özel güvenliği olarak hareket etti? Bakın, üç tane bakın, istiyorum. Bakın yanlış uygulama varsa bunu savunmak zaten biz haklıyız. Savunmayız. Orada bir yanlış uygulama, bir bürokratın bir yanlış talimat uygulaması varsa ben bir şu anda milletvekiliyim. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı adayım. Bunu benim savunmam mümkün mü? Benim Aydınlı kardeşlerime, hemşehrilerime böyle bir yanlış bir tavır takınılmışsa bu devletin hangi kurum olursa olsun onun karşısında ben olurum. İlk defa duyuyorsun sayın. Hayır, anlatamadım. Hayır ilk defa ben bunu ya böyle efendim, bir ilk defa duyuyorum. Anladım. Ben birebir ya, takip ettiğim hayır abi. Anlatamam. Ben bunu her yerde de söylerim ben bu şekilde. Böyle bir soruyla belki muhatap olmadığımızdan dolayı bunu açıklama gereği duymamış olabiliriz ama bu medeni bir insanın vermesi gereken bir yanıt. İlk sormuşuz. Eyvallah. Yani medeni bir insanın bu toprakların çocuğu olan bir insanın vermesi gereken bir yanıt. Bir yanlış bir uygulama, yanlış bir tavır, yanlış bir oradaki bir talimatı benim savunmam mümkün mü ya? Böyle bir şey olabilir mi? Doğru neyse onu söyleyeceğiz, onu savunacağız. Bu kadar net. Yanlış bir şey varsa orada o uygulamalarla ilgili olarak onu da düzeltmek bizim boynumuzun borcu. Bu kadar net. Yani böyle ikircikli efendim çelişkiler içerisinde beyanda bulunmak, ifade de bulunmak bize yakışmaz. Bizim özümüzde, sözümüzde bir. Bu kadar tamam, mesele. Birinci soruya cevap almadım efendim. Burası ya, İl Özel İdaresi'nin malıyken halkın iradesi orada, dışında niye böyle yapıldı? Orada da bak ben hep konuşmamda şunu söylüyorum. Benim belediye başkanı olduğum dönemde bu kenti birlikte ve beraber yöneteceğiz. İstişare, ortak akıl. Bunlar önemli. Eğer burada bu yapılmadıysa yanlış. Bu kadar net söylüyorum. Ya. Tamam siz yanlış. Ama bir dakika. Tamam da burada bir milletvekili olarak her şeyi idarenin her alanını her şeyi karışmak bir milli siyasetçisiniz. Her şeyi müdahale edemezsiniz ki. Yani. Bundan sonraki süreç için bu konuda adım atacağını düşünelim mi? Bu, bu şehir bize emanet ediliyorsa eğer bu şehir bize emanet edecekse şehir emanettir. Vatan bir emanettir. Bayrak bir emanettir. Şehir yönetmek bir belediye başkanı olmak olmasına daha fazlasını gerektirir. Bizim bu şeyimiz. Biz bunu söylüyoruz. Yani biz burada sayın valimizle bu ili yöneten diğer idarecilerle, siyaset kurumuyla, üniversiteyle, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla diyalog halinde olacağımızı söylüyoruz, ifade ediyoruz. Bu bir eksiklik. Bunu biz bugüne kadar göremedik. Bir belediye başkanından göremedik. Üniversiteyle diyalog kurmayan bir belediye başkanı var. Muhtarlarla diyalog kurmayan bir belediye başkanı var. Siyaset kurumuyla diyalog kurmayan. Bakın. Valilikten de göremedik. Bakın bir saniye. Yapacağım yatırımları hep yatırımlarda engellendim diyor sayın belediye başkanımız. Bugüne kadar bir milletvekili olarak Kasım 2015'ten bu yana milletvekili. Bir günden bir güne şu yatırımı yapmak istiyorum da şunu yapamadım. Şu bürokrat şurada tıkandım deyip bana telefon açılmadı. Benden yardım talep edilmedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından.
Ama diğer ilçe belediye başkanlarımız tarafından zaman zaman Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Halk Hareket Partisi'nden belediye başkanlarımız aramıştır. Gücüm yettiğince yardımcı olmuşumdur. Olmuşumdur. Bize oy veren, vermeyen herkesin milletvekiliyim ben ya. Burada 1.100.000 insan yaşıyor. Bu irade, burada yaşayan hemşehrilerimizin iradesiyle bu ili temsil etsin diye benim milletvekili yapmış ve meclise göndermiş. Bu ilin menfaatlerini korumak, kollamak benim vazifem, benim görevim. Burada biz insanları ayrıştırarak, kategorize ederek efendim sen siyasi görüştensin, sen şuradansın, sen buradansın deyip ayrım yaparak ona hizmet götürmek bize yakışmaz zaten. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi zaman ilerliyor. Evet. Benim de başka bir yerde tabii. Çünkü seçim hızlı bir şekilde o yani. Takvim ilerliyor. Ben Hüseyin Bey'e geçmeden Coşkun Bey'den bir sorayım. Sonra Hüseyin Bey'e gelelim. Hocam benim de 10 dakikam var. Kusura bakmayın. Tabii burada size geldik söyleşi yapıyoruz. Benim burada süreyi ifade etmem yanlış olur ama başka bir yerde bir program olduğu için çok özür diliyorum hocam. O biraz zor gibi geliyor. Ama başka yani, bir daha yaparız. Yani, bir daha yaparız. Çok hızlı soracağım. Evet, tek tabii. Sorum. Yanılmıyorsam sayıda yanılabilir. Pardon Coşkun Bey. Gelmek senden, bırakmak bizden diyoruz ya. Deminden beri söylüyoruz. Aydın bir tanım kenti. Yanılmıyorsam il özel idaresinden Aydın Büyükşehir'i 23 tane gölet sayıda yanılabilir. Evet. Devredilmiş. Ve bunlar faal değil. Evet. Çünkü tarımsal alanda kullanılamıyor. Siz geldiğiniz zaman bu konuda ne yapacaksınız ve niçin faal değil, bu konuda bir bilginiz var mı? Var bilgim var tabii. Evet. 23 tane il özel idare döneminde yapılmış ama daha sonra büyükşehir olması nedeniyle o tüzel kişiliğini kaybetmesinden dolayı büyükşehire devredilen 23 tane gölet var. Şu anda maalesef o 23 tane gölet sulamada kullanılmıyor. 23 tane gölet. Ve karşılıklı top çevriliyor. Diyalogsuzluk. Biz projelerimiz içerisinde geldiğimiz gün itibariyle Devlet Su İşleri'yle de görüştük. Hemen diyaloğa geçiyoruz. Bu 23 tane göletin sulama amaçlı kullanılması adına ne gerekiyorsa ASKİ bünyesinde Devlet Su İşleri ile beraber işbirliği yaparak çiftçilerimizin hizmetine bunu sunacağız. Çok net yani. Peki, tamam. Şimdi köylerin devam edelim o zaman. Şimdi 6360 ile ilimiz 500'den fazla köy mahalleye döndü. Yaklaşık 2 ay oluyor adının açıklanalı. Kaç tane mahalleye gittiniz bu konuda? Kırsal kalkınma amaçlı mahalleleri ne düşünüyorsunuz? Bir de şu soruyu ekleyeceğim. Mesela Germaç'ta 6000 dönüm arazi köylerden belediyeye geçti ve bu 6000 dönüm daha fazla geçti. 6000 dönüm satıldı belediye tarafından. Bu konuda düşünüyorsunuz. Belediyelerin bundan satması doğru mu? Köy nereden kalıp arazileri? 6000 dönüm arazi, tarım arazisi önemli bir rakam. Bir Germaç'ta bu. Tabi Bozdoğan'da var, çok satılan. Var, Karacası'da var. Her tarafta var. Çok satılan. Tabii bizim hemen ikinci sorudan başlayayım. Daha önce ben ilk 26. dönemde milletvekili olduğum dönemde yerel yönetimler genel başkan yardımcısıydım. Sayın Ösas Ekin'de yardımcısıydım. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olan genel başkan yardımcımızın yardımcısıydım. O dönemde Büyükşehir yasasında görülen aksaklıklarla ilgili bir çalışma yaptık. Yasal düzenleme yapalım diye. O çalışmanın içerisinde de bizzat bulundum. Sonradan başka gündemin farklılaşması nedeniyle özellikle ilçe belediyelerinin gelirlerinin azalmasından dolayı onların o gelirlerini artırmaya yönelik bir takım girişimlerimiz oldu. Tabi o yasal düzenlemeyi yapamadık. Ben o satışlardan ben de şikayetçiyim. Özellikle orada yaşayan vatandaşlarımız bundan çok şikayetçi. Tabii gelirlerin yetersiz olmasından dolayı veya gelir gider dengesini kuramadıklarından dolayı, doğru bir şekilde yönetilemediğinden dolayı birçok belediyemizde bu satışlar devam ediyor, devam ettiği geçmişte. Önümüzdeki dönem
Bununla ilgili yasal düzenlemeler, bu özellikle ilçe belediyelerimizin gelirlerinin artırmaya yönelik neler yapabiliriz? Veya büyük o ilçe belediyelerimizin satışını engellemek adına önemli olan büyükşehir belediyesi bütçesini o ilçelerde daha etkin yönetecek, öz gelirini artıracak küçük belediye, ilçe belediyelerimize yatırımlarını büyükşehir yapmış. Tabii ki. O zaman da satışa da gerek kalmayacak. İki, birinci soru. Tabii milletvekili olduğum dönemden bu yana, daha önce adaylıklar dönemimizde de gitmediğimiz artık mahalle, köy kalmadı ya. Şimdi de tabii 8000 kilometre kare alan, 17 ilçe. Sonradan daha büyük. Ya şimdi baktığımız zaman 36 tane belde vardı, sonra bunlar mahalleye dönüştü. Büyük beldelerimiz. Ama fırsat buldukça gitmeye çalışıyorum. Bunun hepsine gitmek mümkün mü? Elbette mümkün değil. Yani evet, seçim startına verdiğimiz tarihten bugüne kadar, 12 Ocak'tan bugüne kadar ilçelerimize dolaşıyoruz. İlçelerimizdeki mahallelere, esnafımıza dolaşıyoruz. O gün akşam orada kalıyoruz. En fazla iki mahalle yapabiliyoruz. Gündüz gittiğimiz zaman çoğu vatandaşımız tarlasında oluyor, zeytinlikte oluyor, şurada oluyor. Bu 3-5 kişiyi sadece görebiliyoruz. Ama akşam gittiğimiz zaman daha kalabalık. Ama akşam da sürenin kısıtlı olmasından dolayı çok fazla gidemiyoruz açıkçası. Yani. Evet. Şimdi ben iki soru soracağım tekrar. Birinci soru şu. Kısa olsun. Kısa soruyorum. Belediye başkanlığı olursanız eğer bürokratistan da bileceğiz. Bir açık kapı politikası vardır. Herkesin size dilediği şekilde ulaşabildiği bir politikadır bu. Böyle bir politika izleyecek misiniz? Yani bir açık kapı politikası, halk size kolay bir şekilde ulaşabilecek. İkinci sorum şu. İşte Mustafa Savaş seçilirse eğer ASKİ çalışanlarının ve taşörenlerden bahsediyorum. Aynı çalışanların işten çıkarılacağına dair bir söylenti var. Bununla ilgili bir cevabınız ne olacak? Evet. Teşekkür ediyorum Kürşat Bey. Şimdi ben bürokraside de hep kapım açıktı. Milletvekili de kapımız açıktı. Hafta sonları da yasa çalışmalarından fırsat buldukça hep buraya geldik. Vatandaşımızın arasında, çarşıda, pazarda dolaştık. Bu açık kapı olayı, vatandaşla diyalog noktası, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, herkesle derdi olan, belediye başkanıyla konuşmak isteyen, o derdini aktarmak isteyenlere ilgili olarak her hafta cuma günü halk buluşması yapacağız. Öğleye kadar halk buluşması yapacağız. Bir de şu var. Tabii belediye başkanının her şeyi yetmesi mümkün değil. Ama belediye başkanının yönetim tarzı, yönetim biçimi, vatandaşla diyaloğu, alttaki bürokrasiyi, alttaki çalışanları birebir etkiler. Bürokrasiden geldiğim için. Eğer sizin kapınız açık olursa belediye başkanı olarak genel sekreterin kapısı açık olur. Siz eğer kabul ederseniz herkesi, muhtarları, sivil toplum kuruluşları, herkesi genel sekreter de kabul eder. Daire başkanı da, şube müdürü de, alttaki memur da. Siz nasıl davranırsanız yukarıdan aşağıda o şekilde şekillenir. Biz herkese kapımız açık olacak. Her hafta cuma günü öğleye kadar açık görüşme olacak. Yani karşılıklı diyalog halinde. Herkes derdini anlatacak. Orada bir problem yok. Kapımız açık. Bugüne kadar hep açık oldu. Bundan sonra da açık olmaya devam edecek. Diğer konu. Biz kampanyamızı başlattığımız günden bu yana sürekli bu konu gündeme getiriliyor. Efendim Mustafa Savaş belediye başkanı olduğunda belediye çalışanlarını çıkartacak. Ya biz bugüne kadar kimsenin ekmeğiyle oynamadık. Bundan sonra niye oynayalım? Niye çıkartalım? İşini yapan, işini düzgün yapan, sorumluluk sahibi insanları niye biz kapı dışarı yapalım ya? Herkes bizim evladımız, kardeşimiz. Bu memleketin insanı. Biz niye çıkartalım? Ama buradan bakın duyuyorum. Sadece duyumlar. Doğru olup olmadığını bilmiyorum. Sadece duyum. Yani belediye çalışanlarının üzerinde böyle bir baskı yaratarak orada bir 5-6 bin çalışan var. Bunu ailelerle birlikte etki alanını düşündüğümüzde 20 bin. Bakın en basit. Şimdi ben bunu oy olarak düşünmüyorum ama
böyle bir kaygımdı. Hayır düşünmüyorum. Ama karşı tarafın böyle, çünkü sürekli gündem ve ben şunu da söylüyorum. Hem bu kardeşlerimizi burada net olarak söylüyorum. Güvenci olarak sözümüz sözdür. Hiç kimsenin ekmeğini oynamayız. Hiç kimsenin işine bağlı, sadık, çalışan, çalışkan, dürüst herkesle yolumuza devam edeceğiz. Kimsenin. İki, sendika hakkı vereceğiz. Anayasal hak, sendika hakkı. Anayasal hak. Mayıs ayında da Davullu, Zurnalı işçilerimiz sendika hakkı verecek. Ve mali hakları konusunda varsa bir eksiklik, çünkü benim geçmişte ben bunu yaptım kurumsal yerde. Ben iştiraklerden sorumluydum. Bankada alınan ücret iştiraklarda farklıydı. Hayır olmaz dedim. İştiraklardaki arkadaşlarımız alacak. Çünkü bankaya hizmet ediyor dedim. Onlar da. Onlar da. İşçimizin hakkı, ücreti teri soğumadan ödenecektir. Bu kadar ne söylüyorum. Sendikalaşmayı müsaade edeceksin. Evet edeceğim. Tamam. En doğal, evet. En doğal bir şey. Çalışanlar için. Sayın Savaş, çok hızlı birer cümleyle. Ama benim sayın sözünüzü kesiyorum Erman Bey, çok affedersiniz. Süremizin kısıtlı. Son 5 dakika. Son 5 dakika. Evet, sizin tamam bağladık o zaman. Evet ben de 23:30. Kızılcık'taki kadınlar sizi bekliyormuş. En kısa sürede Sayın Mustafa Savaş Kızılcık'ı bekliyoruz. Ben de anlatmak istiyoruz diyorlar. Biz elçiye zevali olmaz. İletmiş olalım, üstünüzü kalmasın. Büyükşehir için ekibi hazır mı diye merak edenler var. Yani genel sekreter, işte daire başkanları hususunda böyle bir şekillendirdiğiniz bir ekip var mı? Bunu işte Aydın dışından mı, Aydın'dan mı bulacaksınız? Aydın'ı tanıyan, Aydın'ı bilen insanlarla, arkadaşlarla yolumuza devam edeceğiz. Bakın ASKİ'de 5 yılda 5 tane genel müdür değişti. ASKİ genel müdürü olabilmesi için bir kişinin ASKİ'de genel müdürü en önemli bir yatırım birimi. İcraat birimi. En büyük bütçe orada. Siz 5 yılda 5 tane genel müdür değiştirirseniz siz orada hizmet üretemezsiniz. Yatırım yapamazsınız. Aydın'ı bilmesi lazım. Aydın'ı bilmesi lazım. Aydın'ın o mahallelerini bilmesi lazım. Aydın'ın ihtiyaçlarını bilmesi lazım. Aydın'ın coğrafyasını bilmesi lazım. Tanıması lazım. Ve Aydın'ı Aydın'da yaşayan, Aydın'da hizmet eden kardeşlerimizle birlikte hep beraber ve birlikte yöneteceğiz. Aydın'ı birlikte yöneteceğiz diyorum. Peki. Amerika'ya gidebiliyorum diye soranlar var. Böyle bir sıkıntınız mı? Niye sıkıntım olsun ya? Bu hata hatırla. Ne alakası var? Bakın. Bizim 25 yıl Halk Bankası'nda görev yapmamızdan dolayı Akçalı işler diyorum. Bak parayı yönettim diyorum. 25 yıl boyunca parayı yönettim. Bizimle ilgili şu kadar bir şey bulsunlar. Her şeyimiz şeffaf, her şeyimiz açık. Biz yurt dışına da çıktık. Çıkmayı da devam ederiz. Bir korkumuz da, bir endişemiz de yok. Bu kadar ne söylüyorum. Ha bunu uzun uzun, bunun hikayesini uzun uzun dinlemek isteyen arkadaşa da anlatırım. Tamam. Bu kadar ne söyleyeyim. Teşekkür ederim. Şayet tekrar diyorlar, seçimi kaybederse Sayın Savaş, siyaseti bırakmayı düşünüyorum diyenler var. Ben kazanacağım diyorum. Bir kere Türkiye'de seçimi kaybedenler siyaseti bırakmış mı? Örnekleri evet. Bak şimdi isim vermeyeyim. Seçimi kaybedenler var. Üst üste kaç tane seçim kaybedenler var. Onlar siyaseti bırakmış mı? Biz memlekete aşığız. Hizmete aşığız. Hizmet yapabilmek için de siyaset bir araçtır. Biz koltuğu amaç olarak benimsemedik. Biz siyaseti bir araç olarak hizmet üretebilmek için, doğduğumuz, büyüdüğümüz toprakları, borcumuzu ödeyebilmek için siyasete girdik. Bir araç olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı gerçi böyle anketleri çok da böyle şey buluyorum demedi ama, inandırıcı buluyorum demedi ama, siz nasıl buluyorsunuz? Son dönemlerde aynı anket var, dolaşıyor. Mesela Cumhur İttifakı'nın önünde gösteren de var, arkada gösteren de var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Asıl anket 31 Mart. Sandık. Ama bunun yanında sağdaki vatandaşımızın teveccühü Erman Bey. Hı hı. Ben onu gözlemliyorum. Vatandaşın elini sıktığımda, vatandaşla konuştuğumda, sohbet ettiğimde, dertleştiğimde ben onu görüyorum zaten, gözlemliyorum. O vücut dilinden, o refleksinden nasıl bir irade beyan edeceğini, sandıkta nasıl o iradeyi nasıl ortaya koyacağını görüyorum. Benim asıl anket o gözlemim, elini sıktığımda
o sıcaklığı, o samimiyeti, o teveccühü görüyorum ben zaten. Son soru, bu da benim sorum olsun. Çünkü ben kendi şahsi sorumu sormadım. Sizin tahmininiz nedir? Yani Cumhur İttifakı kaç ilçeye alır? 17'de 17 yapacağız Erman Bey. Bizim iddiamız bu. Evet. Peki. 31 Mart akşamı göreceğiz. Buyurun, buyurun. Şimdi son Aydın Bey kaldı. Hakkı geçmesin. Aydın Bey de evet. Kısa sorsun. Evet, ilimizin ismi de Aydın. Evet, o nedenle tabii, yani. Pozitif ayrımcılık yapmak. Evet. Estağfurullah. Ben kısa söyleyeceğim. Tabii ki. Tabii ki. Daha önceki bir açık oturumunda sizler demiştiniz ki Çin'e serbest bölgeye ben demir yolu hattını döşeyeceğim. Evet. Demiştiniz. Evet. Buna paralel olarak şimdi ben biraz da nabız yoktadım. Bu çağrı merkezine, çağrı merkezi sizin kanalınızla, sizin girişimlerinizde olduğunu evet. Duydum. Doğru. Söyledi de. Çağrı merkezine alınacak kişiler, Aydın şehrinden mi? Evet. Gelen yatırımcı dışarıdan geldi. Orası, o arazi kimin? Bakın o karayollarının değil mi? Yok işte valiliğin. Vali kirayı verdi. Kaç yıldır efendim? O süresini bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Evet, kirayı verdi. Bu kamu hizmeti istihdam yaratma noktasında orada atıl bulunan bir yerdi. Kullanılmıyordu. Kullanılmayan bir yerdi. Yatırımcıyla ilgili olarak görüşmeler yapıldı. Çünkü bulunamadı. Daha önce sosyal güvenlik binasının boşalttığı araziyi kiralamıştı. Evet. Başbakanlıktan. Orası da sit alın. Çünkü tadilat yapılacaktı. Yapılamadı. Sonra başka yerler arandı. Yine bulunamadı. Sonradan Vali Bey de devreye girdi. İstihdam yaratılacak bir konu. Kamu hizmeti. Gençlerimiz de çalışmak için iş arıyor. Biz de vesile olduk. Ben burada kendimi çok mutlu hissediyorum. İki, Çin'e demiryolu ile ilgili konuda proje ihalesi yapıldı. Proje ihalesi yapıldı. Güzergah şimdi çiziliyor. Ve biz Çin'e demiryolunu hayata geçiririz. En kısa sürede. Belediye başkanı olduğu zaman raylı sistem Aydın'a getirecek misiniz? Evet. Bu önümüzdeki dönem. Şimdi önceliklerimiz arasında yok. Önceliklerimiz arasında yok. İlk önce bizim mevcut kent sıkışmış vaziyette. Trafik problemi. Kent sıkışmış. Şimdi bir kere bizim ulaşım master planını yapmamız lazım. Ulaşım master planı içerisinde yayayı efendim diğer alt geçit, üst geçit, otopark efendim o problemleri bizim hallettikten sonra ondan sonra zaten burası Aydın bakın önümüzdeki dönem. Ben bunu çok defa söyledim. Ankara-İzmir otoyolunun hızlı treni, Ankara-İzmir-İstanbul otoyolunun ve Çanakkale Köprüsü'nün bitmesiyle birlikte o büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte burası kolay ve rahat yaşamı da vaat ediyor. Havası güzel, coğrafya güzel. Buraya yoğun bir şekilde nüfus akacak zaten. Ve bizim 2050'ye, 2060'a, 70'e göre bir planlama yapmamız lazım. Özellikle Didim, Kuşadası, Söke bu coğrafya üzerinde. Ama bu topraklarımız, bu bereketli topraklarımız zarar vermeden. Bunlar bizim olmazsa olmazımız. Ona göre planlama yapmamız lazım. Raylı sistemle ilgili bu zaten her şehir büyüdükçe ihtiyaç ortaya çıkıyor. Ama bugün itibariyle planlamamız arasında kısa vadede yok. Ama orta, uzun vadede onunla hep beraber otururuz. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda şehirde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte, ortak akılla birlikte bunu hayata geçiririz. Teşekkürler. Rica ederim. Efendim, bizi izleyenlere ve dinleyenlere son sözünüz ne olur onu da alalım ve ondan sonra programı kapatalım. Evet. Ben bizi izleyen vatandaşlarımıza buradan tekrar iyi akşamlar diliyorum. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Aydın'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ve 31 Mart seçimlerinde vatandaşlarımızın Aydın'dan yana taraf olmalarını istiyorum. Aydın'dan yana. Ve kazananın da Aydın olacağını ben düşünüyorum. Bir hep birlikte kazanacağız. Kazanan Mustafa Savaş olmayacak. Bu kadar net söyleyeyim. Kazanan Aydın olacak. Ve 31 Mart
akşamı herkesi kent meydanına bekliyorum. Herkes. Çünkü kazanan Aydın olacak. Onu hep beraber kutlayacağız. Peki hocam, hemen yayını kapatmadan izleyicilerimizi soruyor, biz de soruyoruz. Ama size son sözü söyledim şöyle, artık. Bu konu çok yoğun baskı var. Özlem Çelçioğlu'yla yine Aydın Posta bu platformda karşı karşıya gelip bir program yapar mısınız? Tabii ki ben baştan beri söylüyorum. Uzun zamandır söyledim. Sayın Belediye Başkanımız arzu ederse istediği yerde, istediği kanalda, istediği kadar belediyeciliği, Aydın'ı, tarımı, jeotermali, turizmi, projeyi, finansı, her şeyi konuşuruz. Biz konuşmaktan çekinmeyiz. Evet. Değerli Aydın Post radyosu dinleyicileri ve akıllı cihazlarından gecenin bu saatine kadar bizi izleyen değerli izleyiciler, Aydın Post olarak, Aydın Post yazarları olarak bu akşamki konuğumuz Millet İttifakı'nın Aydın Cumhur İttifakı Cumhur İttifakı'nın özür diliyorum Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Aydın Milletvekili, aynı zamanda KİT Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Savaş'ı misafir ettik. Arkadaşlarımız kendilerine sorularını yöneltti. Seyircilerden gelen soruları zaman nispeti içerisinde kendisine iletmeye çalıştık. Sizlere mesajlarını Mustafa Bey iletti. Biz kendisine burada Aydın Post olarak teşekkür ediyoruz. Tekrar programı kapatırken kandilleriniz mübarek olsun diyoruz Aydın Post olarak ve yazarlar olarak. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Başka bir programda buluşmak üzere Allah'a ısmarladık diyoruz.